Değerli öğrencilerimiz, Açık Öğretim Fizik 1'in 4. dersi katılar bölümünü işleyeceğiz. Öncelikle sistemimize giriş yapıyoruz. 9. sınıf fizik katılar. Katılar konusunda daha çok dayanıklılık, yüzey aralığı, kesit aralığı, hacim gibi kısımları inceleyeceğiz. Önce dayanıklılıktan bahsedelim. Nedir dayanıklılık? Şimdi isterseniz evinizde de bu deneyi yapabilirsiniz. Mesela tebeşiri yere bıraktığımız zaman, yani tam bir bütün tebeşiri yere bıraktığımız zaman kırılma ihtimali %90'dır. %95, %99 kırılır. İki parça, üç parça ayrılır. Ama çok küçük, diyelim ki bir santimlik bir tebeşiri kestiniz. Bir santimlik elinizde bir tebeşir var. Bıraktığımız zaman yere tebeşir ortadan ikiye bölünmez. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur. Aynı madde olmasına rağmen maddeler küçüldükçe, boyutları azaldıkça maddelerin dayanıklılığı artar. Daha dayanıklı hale gelirler. Varlıkların en ve boylarındaki değişim yüzey aralığı, kesit aralığı ve hacimlerindeki değişime neden olur. Dayanıklılığı kesit alanının hacme oranıyla bulunur. Yani kesit alanı dediğimiz şu. Bir madde var. Mesela elimizde bir silindir var diyelim ki. Silindirin kesiti şudur. Oturma yüzeyi. Hacmi de daha önceki öğrendiğimiz şunun tamamına hacim diyoruz. Şuradaki mesafeyi tamamına bölersek bize dayanıklılığı veriyor. Yani dayanıklılık kesit alanı bölü hacim ile doğru orantılıdır. Oranın büyük olması dayanıklılığının büyük, oranın küçük olması dayanıklılığının küçük olması anlamını taşır. Şimdi dikkat ederseniz mesela 2 metrelik veya 3 metrelik veya 10 metrelik bir yüzeyden bir karıncayı bıraktığımız zaman resimde görülen muhtemelen bir şey olmayacaktır. Ama bir aslanı bıraktığımız zaman veya daha büyük bir hayvanı bıraktığımız zaman mutlaka bir tarafının sakat kalacağını söyleyebiliriz. Dayanıklılığının fazla olduğu anlamını taşıyor karıncanın. Canlı cansız varlıkların yüzey aralığı hacim ilişkisi. Şimdi özellikle canlı varlıklarda vücudundaki yediği yemekten kaynaklanan, besinlerden kaynaklardan enerjiyi dışarıya yüzey alanıyla atar. Yüzey alanı bölü hacim oranı sisteme aktarılan enerjiyi temsil eder. Yani yüzey alanı büyükse enerji kaybı fazla, yüzey alanı küçükse enerji kaybı az olur. Bu da örneğin fare, tavşan, sincap gibi küçük cisimlerde yüzey alanı çok büyüktür. Yüzeyi, hacmine göre. Dolayısıyla oran fazla olduğu için enerji kaybı fazladır. Enerji kaybı fazla olduğu için metabolizma hızlı hareket eder. Bunlar çok pratik hayvanlardır. Ama filin hacmi çok büyüktür. Koskocaman filin ama yüzey alanı hacmine göre oldukça küçüktür. Küçük olduğu için bu oran küçük olmasından kaynaklanır ve metabolizması daha yavaş hareket eder. Filin gördüğünüz gibi yüzey alanı hacmine göre oldukça küçüktür ve metabolizma daha yavaştır. Şimdi kıymetli arkadaşlar bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi 1 kilo patates alacağız. Sizce şöyle küçük küçük patates aldığımız zaman mı? Diyelim ki bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi 1 kilogram geliyor. Bu tek başına 1 kilogram geliyor. Burada mı kabuk daha fazladır? Bunda mı kabuk daha fazladır? Büyük cisimlerde toplam, tabii ki şu bir tanesiyle şu bir taneyi kıyaslarsan bunun kabuğu daha fazla. Ama hepsinin toplam kabuğuna baktığınız zaman bunun kabuğuna göre daha fazladır. Tamam mı? Aynı zamanda pişirmeye kalktığınız zaman da bunun hacmi çok büyük olduğu için daha geç pişer. Çünkü içeriye doğru ısının ulaşması zordur. Ama bunların içerisi mesafe yakın olduğu için, ısı ulaşması kolay olduğu için daha çabuk pişer. Şimdi birkaç örneğimiz var, onlara bakalım. Birinci örneğimiz kesit alanı bölü hacim oranı ile yüzey alanı bölü hacim oranını soruyor örnek bize. Bu örneğimizde öncelikle bunun hacmine bakalım. Hacmini kenara bir yazalım. Hacim en önemli elemanımız bizim. Taban alan çarpı yükseklik. Taban alan pi r kare çarpı yükseklik h. Taban alan 3, yarıçap 2'nin karesi 4, yükseklik 10.
Buradan ne yapar? 120 santimetre küp. Bu hacim. Kesit alanına bakalım. Kesit alanına. Kesit alanı, bunun şu oturduğu şu alan. Yüzey alan. Kesit alanı orası. Nedir orası? Pi, s ile temsil ederim kesit alanını. Pi, r karedir. Pi'si buradan 3. R kaç? Yarıçapı 2 karesi. 2'nin karesi 4. 4 kere 3, 12. O zaman kesit alanı 12, hacmi 120. O zaman kesit alanı 12, hacmi 120 ise 12'yi 120'ye bölersek 1 bölü 10 çıkar. Peki burada bir de yüzey alanına bakalım. Yüzey alanı. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bunun silindirin yüzey alanının hesabında S olarak tanımlarsak yine yüzey alanını veya yüzey diyelim. Şimdi bir yanal yüzey alanı vardır şurası. Yanal. Bir de üst ve alt kapaklar vardır. Yanal yüzey alanı 2 pi r çarpı h. Bir de alt ve üst kapaklar dediğimiz kapaklar vardır. O da iki tane, biri alt biri üst olduğu için iki tane pi. Buradan hesapladığımız zaman yanal, yani komple yüzey alanlarını hesap ettiğimiz zaman yerlerine yazdığımızda 2, pi'si 3, r'si 2, h kaçtır buradan? 10 artı 2 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi ne yapar buradan? 4. Şimdi 2 kere 3, 6, 12, 10 ile çarparsak burası 120. Artı 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24. Yani burası toplamda kaç yapar? 144. O zaman şuraya baktığımız zaman, şunu hesap ettiğimizde, yüzey alanı 144, hacim de buradan 120 olduğu için bu ikisini birbirine bölersek 6 bölü 5 buluruz. Yanıtımız C. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Tavşan ile leopar aynı yükseklikten düşerse, şu örneğimize bakıyoruz. Aynı yükseklikten düşerse leopar daha fazla zarar görür. Tavşan ve leopar aynı yükseklikten düşerlerse leopar daha fazla zarar görür. Doğru. Çünkü leoparın boyutları büyük. Boyutları büyük oldukça dayanıklılığı azalıyor. Küçük hayvanlar her zaman daha dayanıklıdır. Yüzey alanı bölü hacim oranı büyük olan canlıların metabolizması yavaş çalışır. Hayır. Yüzey alanı arttıkça, genişledikçe enerjiyi çok saracağı için çok hızlı çalışır. Yanlış. Varlıkların ebatları orantılı olarak büyütülürse kesit alanı bölü hacim oranı da artar. Ebatları büyütürse hacmi çok büyüyeceği için kesit alanı az büyür, hacim daha fazla büyüyeceği için oran azalır. Bu da yanlış. Dolayısıyla yalnız bir. Şimdi arkadaşlar, maddenin mesela bir küp düşünelim. Bu küp 1 santim, 1 santim, 1 santim boyutunda. Bunun kenar uzunluğu 1 santim. Kesit alanı 1 santimetre kare 1 çarpı 1'den. Yüzey alanı bakın şurası 1 santim 1. Bunun arkası da 1 santimetre kare 2. Sağı da solu da yukarısı da aşağıda. Toplam yüzey alanı 6 santimetre karedir. Hacmi de 1 çarpı 1 çarpı 1'den 1 santimetre küptür. Kütlesi de 1 gramdır. Diyelim ki. Dolayısıyla kesit alanı bölü hacim oranı 1 yapar. Yüzey alanı bölü hacim oranı da 6 yapar. Bunun için. Şimdi diyelim ki biz bunu 2 katına çıkardık. Yani 2, 2, 2 yaptık. Her boyutunu. Kenar uzunluğu 2. Kesit alanı kaç oldu 2 kere 2'den? 4. Bakın kenar 2 kat ama kesit alanı 4 kat artıyor. Yüzey alanı 6 kere 4, 24. Daha önce 6 idi, 24 oldu. 4 kat arttı. Hacmi 8. Kütlesi de kaç gram? 8 gram. Burada kesit alanı bölü hacim 1 bölü 2'ye düştü. Yüzey alanı bölü hacim ise 3'e düştü. Yani boyutları büyüdükçe kesit alanı bölü hacim oranı azaldı. Dolayısıyla dayanıklılığı azaldı. 3 santim içinde aynısı hesap edebilirsiniz. Evet, uyarımlarımıza bakıyoruz. Bu uyarılar çok önemli. Varlıkların boyutları büyürken kesit alanının hacmi oranı azalır. Boyutları büyüdükçe kesit alanı küçülüyor. Yani dayanıklılığı azalıyor. Varlıkların boyutları hangi orana değişirse yüzey alanı bu oranın karesi kadar değişir. Karesiyle orantılı. Varlıkların boyutları büyürken yüzey alanının hacmi oranı azalır. Varlıkların boyutları hangi oranda değişirse hacmi ve kütlesi de bu oranın küpü kadar, yani r küp olduğu için küp orantı olarak değişir. Şimdi kıymetli arkadaşlar, burada kürenin tek tek hesap edelim. Kürenin kesit alanı pi r kare, yüzey alanı 4 pi r kare, hacmi 4 bölü 3 pi r küp.
Bu oranları işte kestaranın hacmine bölerek bulabilirsiniz. Bunları tek tek söylemeyeceğim. Şu kısmı ezberlemenizi tavsiye ederim. Kestaranı nedir, yüzey aranı nedir, hacimler nedir? Bunlar sadece fizik için değil, diğer dersler için de mutlaka şart, geometride veya hayatın diğer alanlarında da hesap edebilirsiniz. Şimdi örneğimize bakalım. Burada diyor ki bu 5 Newton taşırsa, şu sorunun özeti, x 5 Newton taşırsa bu ne kadar taşır? Arkadaşlar bunun kalınlığı pi r kare bakın. Bununki de pi çarpı 2 r'nin karesi. Ne yapar? 4 pi r kare. Yani y x'in 4 katı daha kalın olduğu için 4 kat fazla. X 5 Newton taşıyordu. Bu 4 kat fazla taşıyacağı için 4 kat fazla taşıyacağı için 20 Newton taşır. Şimdi boşluk doldurma örneklerimizi hızlı bir şekilde yapalım. Maddelerin uzunluğu, genişliği, derinliği ölçülerinde eşit oranlar değişiklik yapıldığında en büyük artış hacimlerinde meydana gelir. En büyük artış hacimlerinde olur. Şimdi şöyle yapalım. Hacimlerindeyi buradan sileceğiz. Yazdık. Devam edelim. Varlıkların kesit alanının hacmine oranı varlıkların neyini verir arkadaşlar? Dayanıklılığını verir. Dayanıklılığını verir. Bunu şöyle yapalım. Dayanıklılığı burada siliyoruz. Devam edelim. 3'e bakalım. Cisimlerin ebatları orantılı bir şekilde arttırıldığında dayanıklılıkları da o orantıda ebatları arttığı zaman dayanıklılıkları ne oluyordu? Azalıyordu. O oranda azalır. Ters orantılı. Boyutları büyüdükçe dayanıklılığı azalıyor. O zaman azalırı buradan silelim. Bakın bir azalır daha varmış. Devam edelim. 4'e. Kesitleri aynı olan iki silindirden yüksekliği fazla olanın dayanıklılığı az olur. Ne kadar yüksekse İlk dersin başına verdiğim örnek, tebeşir vermiştim. Bıraktığınız zaman ama küçük bıraktığınız zaman parçalıyor ama küçük olan parçalanmıyor. Dayanıklılığı daha az olur. O zaman aza bakalım. Azı da buradan yok edelim. Şimdi devam edelim. Sonraki örneğimize bakalım. 5'e. Hacimleri eşit olan farklı geometrik şekil cisimlerden, değil mi? Hangisinin yüzey alanı en küçüktür? Derste söylemiştik. Kürenin yuvarlak olanın yüzey alanı en küçüktür. Fare gibi yüzey alanının hacme oranı nokta nokta olan canlıların enerji kaybı fazla olacağından metabolizmalarının hızlı çalışması. Yani küçük canlılarda yüzey alanının hacme oranı her zaman büyüktür ve metabolizmasının hızlı çalışması gerekir. Dolayısıyla büyük ve hızlı var mı? Evet, büyük ve hızlıyı da sildik. Devam edelim. 7. sorumuza. Kürenin kesit alanının formülü neydi? Kesit alanı pi r kare. Değil mi? Pi hatırlarsanız r kare. Var mı burada pi r kare? Pi r kare sildik burada. Devam edelim. Küpün yüzey alanı neydi? 6 a küp. Hatırlarsanız 6 a küp. Geliyorum. 6 akümü de buradan sildim. Devam edelim. Silindirin yüksekliğini artırıp yarıçapı sabit kaldıkça yüksekliği artıyor, yarıçapı sabit. Bakın büyütüyoruz. Dayanıklılığı ne olur buradan? Azalır. Yüksekliği artırıp yarıçapı sabit kaldıkça dayanıklılığı azalır. Devam edelim. Vücudumuz şimdiki boyutlarının daha büyük olsaydı dayanıklılığımız ne olurdu? Azalırdı. Özetle büyük cisimler daha az oluyor. Azalır. Devam edelim. Dayanıklılığın formülü kesit alanı bölü hacim. Direkt buradan yazalım. Kesit alanı bölü hacim ifadesinden bulabiliyoruz. Karıncalar şimdiki boyutlarından daha nokta nokta olsalardı şu andaki taşıdıkları ağırlıkları taşıyamazlardı. Nasıl olsaydı? Büyük olsalardı. Küçük olduğu zaman daha fazla ağırlık taşıyabiliyorlar. Büyük oldukları zaman taşıyamıyorlar. Kesit alanının birimi
metre karedir. Çünkü alandır. Bütün alan birimleri de metre karedir. Bunları yerleştirebiliriz. Hacmin birimi neydi? Daha önceki derslerden de biliyoruz. Metre küp. Canlıların boyutları küçüldükçe, yüzey alanı, toplam yüzey alanı kolay enerji kaybederler. Canlıların boyutları küçüldükçe kolay enerji kaybederler. Evet değerli öğrencilerimiz, katılar konumuzda bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.